Sürtünmesi yatay düzlemde T0 anda durmakta olan bir cisme yatay doğrultuda uygulanan kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre cisim ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Arkadaşlar F eşittir M çarpı A prensibine göre kuvvetimiz kütle sabitken ivme ile doğru orantılıdır. Yani kuvvet zaman grafiği ivme zaman grafiğinin şekil itibarı aynısıdır. O zaman ivme zaman grafiğini böyle düşünürsek bunun hız zamana dönüşmüş halini çizelim. Hareketimiz iki parçanın oluşuyor. T ile 2T ve burası 0 dediğimizde birinci aralıkta sabit iğmeli hareket yapmış. Altta kalan alan bunu iğme zaman grafiği olarak arkadaşlar düşündüğümüzde o zaman hız değişimini verecek. Hızı V kadar artmış. Birinci aralıkta sabit iğme ile hızımız düzgün olarak artıyor. İkinci aralıkta iğmemiz 0 ne yapacağız? Sabit hızla yolumuza devam edeceğiz. Yani hızımız değişmeyecek. Yani bunun hız zaman grafiği bu. Buna göre başlayalım. 1. 0T zaman aralığında düzgün olarak hızlanır. Doğru. T 2T zaman aralığında durgundur. Yanlış. Sabit hızla gidiyor. T 2T zaman aralığında aldığı yol 0T zaman aralığında aldığı yoldan büyüktür. Evet, burada altta kalan alana 2x, burada altta kalan alana x dersek ikinci aralıkta aldığı yol daha fazla. Yani bu ifademiz de doğru. Cevap E seçeneği olmalı diyeceğiz. Şekildeki K vagonun sürtmesi önemsiz üst rafına bir baul yerleştirilmişti. Bir süre sonra baul aniden L vagonuna doğru kaymaya başlıyor. Buna göre yargıların hangileri doğru olabilir demiş. Tren x yönde harekete başlamıştır. Evet tren x yönde harekete başlarsa baul eylemsizinden dolayı yani konumunu korumak istemesinden dolayı arkaya doğru kaymak isteyecek yani bir olabilir. Vagon artık yönünde sabit hızla yokuş yukarı çıkmaya başlamıştır. Zaten sabit hızla giderse eylemsizliği arkadaşlar konumunu aynı şekilde korumak istiyor yani olduğu gibi durmak istiyor. Ama yokuş yukarı çıktığımız için net bir kuvvet ağırlığının sinüs alfa bileşeni harekete zıt yönde olduğu için şöyle ne yapacak? Bunun aşağı doğru kaymasını sağlayacak. Bu da gerçekleşebilir. Vagon eksik x, -x yönde sabit hızla yokuş inmeye başlamıştır. E bu da gerçekleşebilir. Sonuçta arkadaşlar sabit hızla gittiği için eylemsizlik kuvvetine maruz kalmayacak. Yani eylemsiz oluşmayacak. Yani konumunu koruyacak. O zaman ağırlığının yine net kuvvet etkisi g çarpı sin alfa bileşeninden dolayı bu yöndeki net kuvvet de bu yönde ivmelenmeye başlayacak. O zaman yine aşağı doğru kaymaya başlayacak mı? Evet bu da gerçekleşebilir. Yani buradakilerin hepsi gerçekleşebilir. Cevap E seçeneğidir. Sürtümlerin ihmal edildiği düzenekte O noktası etrafında dönebilen Kalas birinci konumdayken K noktasından X ismi serbest bırakılıyor ve bir süre sonra yatay düzleme iniyor. X ismi Kalas ikinci konuma getirildikten sonra K noktasından tekrar serbest bırakılıyor. Buna göre Kalas birinci ve ikinci konumda iken X isminin hız-zaman zaman grafikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar başlangıçta bunu bir eğik düzlem gibi düşünürsek ağırlık yerin merkezine doğru MG şiddetinde ağırlığın bu yöndeki bileşeni MG çarpı sin alfa bileşenine eşit ve bu kuvvet net kuvvetimiz olduğu için için bu net kuvvetin etkisiyle bu cismimiz iğmeli hareket yapacak. Şimdi iğmesini mg çarpı sin alfa kuvvetini m çarpı a'ya eşitlediğimizde a'nın buradan arkadaşlar kütleye bağlı olmaksızın g çarpı sin alfa'ya eşit olduğunu görüyoruz. Yani yer çekimesi ve sinüs alfa'ya bağlı. Peki ne yapıyoruz? İkinci durumda arkadaşlar ikinci konuma getirdiğimizde buradaki açı değerimiz azalıyor. Başlangıçta arkadaşlar alfa iken sonra teta olsun. Açımız azalınca g çarpı sin teta'dan dolayı sinüs alfa azaldığı için burada a ivmesi de azalacak. Yani arkadaşlar birinci durumdaki ivme ikinci durumdaki ivmeden büyük olacak. Şimdi hız zaman grafiğinde eğim eğimi veriyor. O zaman birinci aralıktaki eğimimiz fazla. ikinci aralıktaki eğimimiz de az olacak. Birinci aralıkta eğimimiz fazla. ikinci aralıkta eğimimiz az. Yani birinci grafiğimiz arkadaşlar bu olabilir. Fakat hız zaman grafiğinin altında kalan alan Yer değişimini vereceğinden dolayı arkadaşlar biz baktığımızda buradan buraya gelirken yine buradan buraya gelirken aynı yollar alacak. Altta kalan alanların aynı olması lazım. Ne zaman e, hızı sabitleninceye kadar yani şuraya geldikten sonra net kuvvet sıfır olduğu için sabit hıza gidecek. Yani bunun altında kalan alan ile şuranın altında kalan alan eşit olabilir mi? Olabilir. Yani birinci grafik doğru olabilir arkadaşlar. Şimdi diğerlerine bakalım. Şimdi diğerlerinde bir yine yukarıda iki aşağıda ama altta kalan alanlar eşit değil. Yine bunların aldıkları yollar her iki durumda da K noktasından O'ya kadar K noktasından O'ya kadar eşit olmalı. Yani birinci grafikte gibi altta kalan alanlar eşit olmalı. Ama burada B seçeneğinde altta kalan alanlar aynı değil. Bakın birincisinin altında kalan alan daha büyük ikincisinin altında kalan alan daha küçük olmaz. Yine ivmelenmeleri farklı olduğu için A1 A2'den büyük olacak bu grafiklerin eğimleri aynı olamaz bu olamaz. Yine arkadaşlar birincisinin ivmesinin daha büyük olduğunu söylemiştik. Bu şekilde olamaz. İkincisinin ivmesi Burada gördüğünüz gibi yine büyük çizilmiş ama birincisinin ivmesinin daha büyük olduğunu söylemiştik. Bu da olamaz arkadaşlar. Cevap bundan dolayı A seçeneğidir deriz. Şekildeki maymun eliyle ipin K noktasında ayağıyla yere sabitlenmiş kazığı tutarak sistemi dengeliyorken ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü T1'dir. Şu an arkadaşlar ipteki gerilme kuvveti buradaki muzun ağırlığına eşit muzun ağırlığı G muz diyelim. Yani T1 eşittir. G muz. Şimdi gelelim ikinci durum arkadaşlar. Maymun kazığı bırakıp sistem harekete geçtiğinde ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T2. Ne yapıyor harekete geçiyorsa o zaman muzun ağırlığı maymunun ağırlığından büyük. Muzun ağırlığı maymunun ağırlığından büyük. Şimdi o zaman demek ki bu aşağı doğru bu da yukarı doğru hareket ederken ipteki gerilme kuvveti ikisinin arasında bir değer olacak. Niye? Çünkü bu aşağı doğru gittiği için G muz T ip gerilmesinden büyük. Yine T gerilmesi de maymunun ağırlığından büyük olacak. O zaman sıralama yaparsak ikinci durumda G muz büyüktür. T2 ip gerilmesi o da büyüktür. Maymunun ağırlığı G maymun şeklinde yazdığımızda. Yani o zaman T2 gerilmesi muz ile muzun ağırlığı ile maymunun ağırlığı arasında bir değer olacak. Peki maymun kazığı bırakıp sistem harekete geçtiğinde ipteki gerilme kuvveti büyüktü. T2 muz salkımı yere inip maymun... İpte asılı kaldığında ipteki gerilme kuvveti büyüklüğü T3. Şimdi ip arkadaşlar maymun havada asılı kalıyor. Havada asılı kalınca 3 üç, 3. ip gerilmesi direkt maymunun ağırlığına eşit olmuş oluyor. O zaman T3 de maymunun ağırlığına eşit. G maymun dediğimizde o halde bunların sıralamasını yaparsak muzun ağırlığı en büyüklü ve T1 ip gerilmesi en büyük olacak. Sonra ikinci durumda T2 maymunla muz ağırlıklarının arasında bir değer aldı. Sonra sıralamada arkadaşlar T2 gelecek. Maymun ağırlığı en küçük olduğu için 3. ipteki gerilme kuvveti direkt maymun ağırlığına eşit olacağı için T3 ip gerilmesi de en küçük ip gerilmesi olacak. Sırayla 1-2-3 şeklinde bir cevap doğru cevap olmalı. Yani cevabımız A seçeneği olmalı. Sürtümeli yatay düzlemde cisme uygulanan kuvvete bağlı olarak ivmenin değişimini gösteren grafik şekildeki bilir. Cisimle yatay düzlem arasındaki sürtüme kas artarsa F ve teta için ne söylenebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sürtümeli bir ortamda bir cisme etkiyen kuvvetin zamanla değişim grafiği bu şekilde oluyor. Yani sen F kuvveti uyguladığında sürtüme kuvvetini eğer eşit olursa bu kuvvet ve bundan sonra eşit olduktan sonra kuvveti artırırsan ivmeli harekete başlayacak. Yani hemen ivmeli harekete başlamaz arkadaşlar. O halde bu kuvvet aslında sürtünme kuvveti değeridir. Sürtünme kuvvetine eşit değer uyguladıktan sonra cisim bu kuvveti artırdığınızda ivmeli harekete başladı. Yani buradaki kuvvet sürtünme kuvveti. Peki sürtünme kuvveti neye bağlı? K çarpı N'e bağlı arkadaşlar. Peki biz ne yapıyoruz? Sürtünme kas sayısını artırıyoruz. Sürtünme kas sayısı artarsa cismin ağırlığı Sabit olduğu için yüzeyin tepki kuvveti değişmeyecek. Bu değişmezken bu artarsa sürtünme kuvveti artacak. O zaman buradaki F sürtünme kuvveti olduğu için daha da büyük olacak. Yani şöyle ileride bir grafik çizeceğiz arkadaşlar. F'i ne yaptık? Artırdık. EF artar dedik. Gelin şimdi TETA'ya. TETA neye bağlı? Bakın TETA'ya baktığımızda arkadaşlar diyelim bir F kuvveti uygulamışız. Burada bir eğim var. Eğimden yararlanıp neye ulaşacağız? Şimdi gösterelim. Eğim eşittir tanjant alfa. O da eşittir. Karşı bölü komşu. Yani A'nın F üssü eksi F oranı. F üstü eksi F oranı. Yani imenin kuvveti oranı arkadaşlar dolaylı yollardan. İğmenin kuvveti oranı ise bu neyi verecek? F eşittir M çarpı A prensibine göre bir bölü kütleyi verecek. Yani cismin kütlesinin e, tersine eşit oran itibariyle. O zaman ne yapacağız? Kütlemiz sabit mi? Evet. Niye? Kütlemizi biz değiştirmedik. Sadece sürtünme katsayısını değiştirdik. O zaman eğimi etkileyen tek faktör burada kütle olduğu için kütle değişmediğinden dolayı eğim değişmeyecek. Eğim değişmezse teta açımız da değişmeyecek. Yani cevabımız e, buradaki D seçeneği olacak diyeceğiz. Özdeş koltuklardan X ve Y yatay doğrultu F büyüklüğüne kuvvetler uygulandığında X'in ivme zaman grafiği şekil 1'de, Y'nin hız zaman grafiği de şekil 2'de oluyor. X ve Y koltuklarını etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyükleri sırasıyla Fxx, Fsy olduğuna göre F, Fsx, Fsy büyükler arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar birinci durumda ivme zaman grafiğine baktığımızda bu cisim ne yapmış? Sabit ivmeli hareket yapmış. Yani bu cisim hızlanmış hızlanıyorsa ne olması gerekiyor arkadaşlar? F'in FC'den F's, büyük olması gerekiyor. Yani F'imiz burada FC X'ten büyük çıktı. İkinci duruma baktığımızda sabit hızla gidiyor. Yani hızı değişmiyor. Hızı değişmiyorsa net kuvvetin sıfır olması yani F'in FC'ye eşit olması gerekiyor. O zaman ikinci durumda da F eşittir F's, Y diyeceğiz. O zaman sıralamayı yaparsak F FC'ye eşit. FC X de F'den küçük olduğu için bunlardan FC X küçük olmuş oldu. F y ve x şeklinde bir sıralama gerçekleşecek. F, F, S, Y ve X yani cevap C seçeneği olacak. Sürtünmelerin önemselmediği sistemde Y ipindeki kuvvetinin büyüklüğü sistem şekildeki bir dengedeyken T1. Arkadaşlar buradaki cisimlerin ağırlıklarına veya kütlelerine M demek istiyorum. Bakın bunun kütlesi M olsun. Bunun kütlesi de M olsun. Buna da M diyeyim. E hocam küçük olsun bu demir olsun bu tahta olsun. Kütleleri eşit işte olabilir mi? Olabilir. Şimdi başlangıçta Y ipindeki gelme kuvveti sistem dengedeyken T1 demiş. O zaman T1 arkadaşlar yani Y ipindeki gelme kuvveti buradaki M kütleli cismin ağırlığına eşit değil mi? Yani 1 mg mi? Evet. Şimdi ne oluyor? X ipi serbest bırakılıp serbest bıraktım. Bu hareket etti. Hareket edince bu tarafa doğru gitti. Ve geldi buna çarptı. Ses, sistem serbest bırakılıp harekete geçtiğinde T2 oldu. Hareket ederken arkadaşlar e, net kuvvetimiz, sistemi hareket etmesini sağlayan net kuvvetimiz 1MG. 1MG ne yapıyor arkadaşlar? Bu iki kütleyi çekiyor. E herhalde eşit kütleli olduğu için ne yapıyor? İkisine de kuvvetleri eşit miktarda paylaştırıyor. Yani MG'nin yarısını bu, yarısını da arkadaki K cismi kullanıyor. E peki arkaya nasıl aktarıyor? İp vasıtasıyla ipteki gerime kuvveti yani T2'nin MG bölü 2'ye 2 eşit olması gerekiyor ikinci durumda. O zaman ikinci de MG bölü 2 bulduk. Şimdi gelelim cisim buraya takılıyor. K cismi L cismine temas edip birlikte hareket etmeye başladıklarında T3. Şimdi bu buna değince temas edince burada bir mg ağırlığını 3 tane m kütlesi kullanıyor. E, 3'te 1'ini bu 3'te 2'sini bunlar kullanıyor. Arkaya o zaman ip vasıtasıyla yani T3 sayesinde 2 m kütlesine e, mg'nin 3'te 2'sini aktaracak. Yani 2 mg bölü 3'ünü aktaracak. O zaman 3. durumdaki ip gelmesi 2 mg bölü 3 şiddetinde olacak. O zaman sırayla gördüğünüz gibi en büyük arkadaşlar T1 sonra arkadaşlar T3 sonra da T2 şeklinde bir sıralama gerçekleşecek. 1, 3, 2 doğru cevap B seçeneği olacak. Yer çekimi ivmesinin G olduğu bir yerde bulunan yatay ve sürtünmeli düzlemdeki cisme yatay doğrultu etki eden kuvvete bağlı olarak ivmesinin değişimini gösteren grafik şekildeki bilir. Arkadaşlar bir cisim sürtünmeli bir ortamda yatay düzlemde F ile çekiliyor. Tabi sürtünmeli ortamı olduğu için sürtünme kuvveti harekete zıt yönde. Cisim cisme uygulanan kuvvet F sürtünmeyi geçtiği an harekete başlayacak. O zaman şuradaki F1 değerimizin sürtünme kuvveti olduğunu söyleyebiliriz. Yine buradan sonraki grafiğin eğimine baktığımızda eğim eşittir tanjant alfa. O da karşı dik kenar bölü komşu dik kenar ifadesinden A bölü F2 eksi -F1 F1'i verir. A'yı F'e bölmek demek 1 bölü kütle demek. F eşit M çarpı A prensibine göre. Yani eğimden yararlanıp arkadaşlar neyi bulabiliriz? Kütleyi bulabiliriz. Peki biz neleri biliyoruz? F1, F2, G'yi biliyormuşuz. Nicelikten hangileri hesaplanabilir? Şimdi F2, F1 ve arkadaşlar A'yı biliyorsak yani şunların hepsini biliyormuşuz. O zaman 1 bölü kütleyi buluruz. Yani kütleye ulaşabiliriz. Cismin kütlesi bulunur mu? Evet. Peki cisme A bölü 2 imesi kazandırmak için gerek, uygulanması gereken kuvvet. Arkadaşlar F2 F1'i biliyorsak bunun tam ortası A bölü 2'ye denk gelen bir kuvvettir. O zaman arkadaşlar F1 F2 aritmetik ortalamasını aldık. İşte bu değerde A bölü 2 değerine denk gelecek. O zaman arkadaşlar biz bu net kuvveti gereken kuvveti buradan okuyup görebiliriz. Cisimle yüzey arasındaki sürtünme katsayısı. Şuradaki kuvvetin sürtünme kuvvetine eşit olduğunu yani F1'in sürtünme kuvvetine eşit olduğunu biliyoruz. F1'i biliyorsak sürtünme kuvvetini biliyoruz. O zaman K çarpı N yani yatay düzlemde MG olduğu için bunu biliyoruz. Yani sürtünmeyi biliyoruz. E, M'i bulduk. M'i biliyoruz. Yer çekimi de zaten biliniyormuş. O zaman buradan K'yı da çeker. K'yı da buluruz. Sürtünme kas da bulunur mu? Bulunur. Demek ki buradakilerin hepsi hesaplanabilir. Yani cevabımız E seçeneği olur.